Hasan El Basri'ye yaptıklarını yazdım orada. İşte Ebu Hanife örneği ortada. Adamı 70 yaşında her gün 100 sopa çekmeye, ondan sonra da zehirli bir çorbayla öldürerek kurtuldular. Kurtuldular. Yani Cahap bin Dirhem vardı, özgürlük adamı, özgürlük istiyor. Yani hatta şartlarından biri, 4 tane şartı var. Halifeye şartına bakın, düşünürün şartına bakın. Vergilerin halktan hafifletilmesi. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu adam Basra valisi kurban günü, kurban bayramı günü, Allah kurbanlarınızı kabul etsin dedi. Kurban bayramı hutbesini okudu, vali bu. İndi, benim de kurbanım dedi, burada dedi. Getirin dedi, Cahap bin Dirhem'i getirdiler. Halıyı kaldırttı, yatırdı oraya, kör bıçağını çıkardı. Caminin ortasında adamı kesti. Siz kodeksi bilir misiniz? Müslümanların aforoz kodeksi. Nedir bilir misiniz? Muhalif olan selam verirse alınmaz, yolda karşılaşırsa selam verilmez. Hasta olursa ziyarete gidilmez, hasta olursanız ziyaretinize kabul edilmez. Kızı alınmaz, kız verilmez. Ölürse cenazesi kılınmaz, Müslüman kabristanlığına gömülmez. Söyler misiniz size böyle bir kodeks uygulandığını? Medeni mevta, kaç kişi dayanır buna? Böyle bir geleneğiniz var sizin. Öyle bir dininiz var ki o din size ya çoban ya sürü olmaktan başka üçüncü bir şık tanımıyor. İnsan olmayı tanımıyor. Hani ne diyordu? Taliban'ı anlatıyorlar da Taliban çok 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 zulmetti diyor. Bir örnek verir misiniz? İnsan olmanıza izin vermiyorlar diyor. Uçurtmayı yasakladı adamlar ya. Uçurtmayı. Uçurtmayı vurmasınlar romanının çıkış nedenidir bu. Yani benim bir talebem vardı Afganistan'da, burada okudu, mühendisliği bitirdi, gitti. Yavrum git dedim oraya, vatanına hizmet et dedim. Burada ne yapacaksın, sana orada ihtiyaç var. Gitti, bir hafta sonra ağlayarak geldi. Niye geldin dedim. Daha sınırda girişte sakalımın boyunu santimle ölçtüler hocam dedi. Şimdi inanamazsınız, inanamazsınız.